Selamünaleyküm. 10 Temmuz'da dünyada ve Türkiye'de neler yaşandı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Hep birlikte bakalım. 138. Roma İmparatoru Hadrianus öldü. Trajan zamanında doğuya genişleme politikasını benimsemeyen Hadrianus kendi yönetiminde İsevi ve Yahudilere karşı zulüm politikaları uygulamış, birçok İseviyi en ağır işkencelerden geçirip katletmiştir. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Ashab-ı Kehf'in Hadrianus zamanında yaşadıkları düşünülmektedir. 1894. İstanbul'da 474 kişinin ölümüne sebep olan bir deprem meydana geldi. 1913. Kaliforniya'daki Ölüm Vadisi'nde sıcaklık 56.7 derece olarak ölçüldü. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nde ölçülmüş en yüksek sıcaklık derecesidir. 1940. Kağıt stoklarının azaldığı gerekçesiyle gazetelerin sayfa sayılarını sınırlandırma kararı verildi. 1947. Hindistan'ın ikiye ayrılmasıyla kurulan bağımsız Pakistan'da ilk devlet başkanı Muhammed Ali Cinnah oldu. Muhammed Ali Cinnah, Kaid-i Azam yani Büyük Önder olarak anılır. Müslüman politikacı, tüm Hindistan Müslüman Birliği ve Pakistan bağımsızlık mücadelesinin önderi, Pakistan'ın kurucusu ve ilk devlet başkanıdır. 2006. Çeçen lider Büyük Komutan Şamil Basayev, Ruslarla girilen çatışmada şehit oldu. Çeçenistan Özgürlük Savaşı'nın sembol isimlerinden biri olan Basayev, savaşçı kişiliğiyle Ruslara ağır zayiatlar vermiş ve Rusların başlıca hedefleri arasına girmişti. Çeçenistan Cumhuriyeti'nde çok etkin bir görevi olmamasına rağmen direnişin en sevilen ismi haline geldi. Cevher Dudayev, Aslan Maşadov ve Zelimhan Yandarbiyev'in şehadetinden sonra başkomutan olup direnişe askeri ve siyasi yön verdi. Halen direnişin efsane komutanı olarak tüm Çeçen halkının ve İslam ümmetinin kalbindeki yerini muhafaza etmektedir. 2018. Özbekistan'da Bakanlar Kurulu orta dereceli okullarda başörtüsünü yasakladı.